Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir Posta Kobi özel yayınımızda sizlerleyiz. Bugünkü değerli konuğumuz Aydın'dan geliyor efendim. Kendisi beden eğitimi öğretmeni, aynı zamanda da dans eğitmeni Ceyda Atıgan konuğumuz. Derseniz Ceyda Hanım, öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizler de tanıyalım elbette. Ardından da keyifli bir sohbet bizleri bekliyor olacak. Hoş geldiniz. Nasılsınız Ceyda Hanım? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyiyim, süperim, harikayım. Harikasınız. Çok güzel bir enerjiniz Teşekkür var. ederim. Çok sağ olun. Sporla uğraşınca böyle oluyor sanırım hocam. Kesinlikle spor, dans hepsi bir arada. Şahane. Sizleri tanıyabilir miyiz Tabii öyleyse? ki Aydın'dan geldim. Beden eğitim öğretmeni, dans eğitmeniyim. Ege Üniversitesi Beden Eğitim Bölümü mezunuyum. Yıllardır sadece spor değil, aynı zamanda üniversite hayatım boyunca dansın da içindeydim. Profesyonel olarak birçok klipler, reklam çekimleri, açılışlar, şovlar. Sonra bunu biraz daha ilerlettim ve profesyonel olarak daha da kendime koyduğum bir hedefim vardı. Her zaman biraz Nike firmasının bayağı bir hayranı olarak hep onu takip ederdim ve en son Nike firmasının Türkiye'de gerçekleştirdiği bir reklam klibi için yarışmaya girip o yarışmayı kazanıp Nike'ın reklam klibinde oynadım. Bu benim Süper. için çok keyifli bir andı. Sonrasında sosyal Latin danslarına geçiş yaptım. O ana kadar R&B, hip hop, kafasının üstüne dönen falan böyle çılgın bir tipken. Sonra bir an zıt olarak sosyal Latin danslarına geçiş yaptım. Daha kibar, daha zarif. Sonra bu dansla ilgili birikimlerimi biriktirdikten sonra beden eğitimi öğretmenliği mesleğime geçiş yapıp tüm birikimlerimi çocuklara aktarmak üzere harika bir mesleğim olduğunu düşünerekten Şahane. tekrar ve şu an şimdi tüm birikimlerimi çocuklara yansıtıyorum. Çok güzel bir enerjiniz var. Dansla Teşekkürler. uğraşanların, dansı hayata katanların başka bir aurası var hocam. Gerçekten öyle. Yani anlatırken gözlerinin içi parlaması, anlatmanız o kadar farklı bir enerji oluyor ki çok güzel yakıştığını düşünüyorum. Yani o ceket çok güzel uyduğunu düşünüyorum. Teşekkür O ederim. enerji, durmaksızın, o hareketleri yapabilmek, danslardan hep öğrenmek, başka dans öğrenmek, geçişler yapmak ve sonra hepsini harmanlamak, harikasınız vallahi hocam. Çok Peki teşekkürler. çocuklarla ilgili yapmış olduğunuz ve Türkiye'de ses getiren bir o kadar da televizyon programlarına da çağrıldınız. Çok güzel etkinlikler yaptınız. Onlardan bahsedelim mi? Tabii ki. Şöyle, ben empati kurmayı çok seven bir insanım. Yani şimdi işte öğretmenliğe başlayacağım zaman şunu düşündüm. Zaten hiçbir zaman sıradan bir insan olmamayı seçtim. Yani herkes gibi olmak istemiyorumdur benim sloganım. Ben farklı olmalıyım. Şimdi çocukların yerine empati kurduğumda bir öğrenci olsaydım ben küçükken okula gitmek istiyor muydum? Ayla bayıla gitmiyordum şimdi. Ana var yani. Ayla bayıla gitmiyorduk. Ben bu çocukları bu okula keyifle, enerjiyle, zevkle nasıl Güzel. getirebilirim? Önce bunu düşündüm. Sonra bu çocukların işte kıpır kıpır oluşu, sporu sevişi, müziği çok seviyor olmaları, hareket etmeyi çok seviyor, yerlerinde duramıyor olmalarından kaynaklı. Dedim ki ben bu çocukları dedim her sabah dans ettireceğim ve her sabah dans edip derslerini öyle sokacağım. Önce bizim okulumuz butik bir okuldu, küçük bir okuldu, villalardan. 200 öğrencimiz vardı. Şu an 850 öğrencimiz oldu 5 sene içerisinde. Yaklaşık 1000 kişiyle her sabah dans ediyoruz 10 dakika boyunca. Ve buna velilerim katılıyor, okuldaki tüm öğretmenlerim katılıyor, öğrencilerim katılıyor. Dışarıdan insanlar gelip katılıyor ve biz öyle güne başlıyoruz. Benim bu konuya en çok dikkat çekilmesini istediğim nokta, biz böyle şeyleri yurt dışında işte internet ortamında paylaşılıyor. Yurt dışında bir okul her sabah işte dans ederek spor yaparak başlıyor. Herkes altına yorum yapıyor. Ama ne kadar güzel, keşke bizde de olsa. Var, yapıyoruz. Doğru. 5 yıldır yapıyoruz. Ama hani orada olan şeyler bize çok uç gözüküp de imkansızmış gibi görünen şeylerin aslında bizim de ülkemizde yaptığımızı insanlar bilsin ve bu yayılsın istiyorum. Bu konuda en çok üzerinde durmak istediğim konu bu sadece benim yaptığım ve yarattığım bir fark olarak kalmasın. Bütün okullarda yapılsın. Çünkü ben o çocukların okula koşa koşa gelişlerini, okuldaki gün içindeki o sabahleyin dans ederek güne başlamalarının onlara nasıl bir enerjiyle yansıdığını, tüm günlerini çok iyi bilen bir öğretmenim. Bunu bilip de diğer okullarında tüm yani Türkiye'de bütün okullar her sabah çocukların spor veya dans ederek derse girdiğindeki enerjilerinin ne kadar farklı olduğunu gördüklerinde bunu uygulayacaklardır ve ben uygulanmasını istiyorum. Hatta bu konudaki en büyük isteğim hani gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı'na her yıl ben kendim
gönüllü olarak bu sabah dansı koreografilerini hazırlamak ve bunu Milli Eğitim'e sunmak, oradan da tüm beden eğitimi öğretmenleri, arkadaşlarımıza bunun iletilmesi, hepsinin bunu öğrenip çocuklarına okulda öğretmesini istiyorum. Yani çünkü benim 8 sabah dansı koreografim var, birbirinden farklı. Hani müziği açıyoruz, biz kafamıza göre dans etmiyoruz. Koreografilerimiz var. Ben bu koreografileri bütün okula öğretiyorum. Sonra da her sabah dans ediyoruz. Bunun yayılmasını çok istiyorum. İnşallah. Şahanesiniz. Gerçi enerjinizi yüreğinize sağlık diyorum Teşekkür şimdiden. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki ilgi ve alaka çocuklarda nasıl? Çocuklar şöyle, bu ilgi alaka zaten o kadar farklı bir boyuta geçtik ki empati kurduğum şeyi gerçekten şu anda geri dönüşümünü en istediğimin üzerinde yaşıyorum diyeyim. Çünkü çocuk okula gelip de keyifli bir şekilde güne başlamaktan da öteye geçtik. Artık ailesini uyandıran, hadi geç kalacağım okula güzel diyen çocuklar haline gelmek çok güzel. Normalde aile çocuğu süründürerek uyandırır. Aynen öyle. Hadi artık okula diye. Hı-hı. Çocuk mızıldayarak okula Hı-hı. gelir. Bizde tam tersi olmaya başladı artık. Veliler de diyor, bizden önce uyanıp bize hadi geç kalacağım dansa diyor çocuklar diyorlar. Bu çok önemli bu nokta. Çocuğun isteyerek keyifle okula gelmesi, uyanmak istemesi, süper, okula gitmek istemesi. Ne kadar güzel. İlgi çok güzel. Hele ki artık bu değişen sürekli sınav. Evet. Yani çocukların kaygıları, gelecekleri, kesinlikle, bunun yanı sıra tam tersi olup annesini babasını uyandıran, hadi evet, okula gidiyoruz diyen bir öğrencilerle karşılaşmak. Kesinlikle. Gün içinde dağılım nasıl oluyor hocam? Sonrasında adapte, aha, akademik hayata, aha, diğer derslere nasıl bir adapte olabiliyorlar? Vallahi şöyle, gerçekten sağlam kafa sağlam vücutta bulunur, çok doğru. Dediğim gibi güne o kadar enerjik başlıyoruz, o kadar keyifli başlıyoruz. Zaten derslere giderken hiçbir yerinde duramıyor. Hoplaya zıplaya derse gidiyorlar. Yüzleri gülüyor. Ve gün içine bu çok güzel yansıyor. Zaten bunun ne kadar önemli ve etkili olduğunu bizim akademik başarı anlamında da hani Aydın'da ve Ege bölgesinde akademik anlamda da okulun birinci sırada şu anda. Hani fen liselerine en fazla öğrenci kazandıran okuluz. Hani birçok branşta şu anda çocuklarımız gerçekten okul birincisi, çocuklarımızın hepsi dans eden, spor yapan, okulun takımlarında oynayan öğrenciler. Hani şu algıyı da kaldırdık velilerden. Spor yapmasın ya da dans etmesin derslerini etkiliyor. Artık spor yapsın, dans etsin derslerini olumlu etkiliyor. Güzel. Mutlaka gitsin kısmına döndük. Çünkü gerçekten de hareketli, enerjik olan çocuk her şeyine yansıyor. Bakış açılarını değiştiriyoruz artık insanların. Yani şahane, velilerimiz sağ olsunlar bu konuda da anlayışlılar. Biz diyoruz ki gelsinler, spor yapsınlar, hareket etsinler, görün bakın her şey çok daha güzel olacak. Öyle de oluyor. Çocuklarımız çok başarılı ve okulda zaten sadece sabahleyin dans ediyoruz ve sonra akademik ders başlamıyor. Tüm gün aktiviteleri devam ediyor. Sanatsal sportif faaliyetlerimiz var. Tüm gün dans eden sınıflar, hepsi dramaları var, resimleri var, müzikleri var ama bütün okul tüm gün dans ediyor. Şahane. Gün peki hocam, genel anlamda sizin dansla ilgili çocuklarınızın hayata etkisi nasıl oluyor peki? Hı hı. Daha bilinçli, daha kendine güvenen, hı hı, özverili, bu anlamda ne yapacağını bilen aslında bireyler yetiştiriyorsunuz. Kesinlikle. Yarınlara umut oluyor. Ağaç eşken eğilir misali. Onların dünyasına nasıl katkıda bulunuyorsunuz? Vallahi şöyle, ben onların hani öğretmeniyim, eğitmeniyim, arkadaşıyım. Yeri geliyor hani anne gibi yakın olmaya çalışıyorum. Her şeylerini bilmeye ama bir şekilde her şeylerine de karışıyorum. Nasıl karışıyorum? Beslenmelerine kadar müdahale edebiliyorum. Şu an sosyal ortamın bu kadar yaygın olduğu bir şeyde çocuklar her gördüğü farklı yiyeceği bile deneyimlemek istiyorlar. Neyin yararlı, neyin zararlı olduğunu şu an çok ayırt edemiyorlar. Ben onlara bu anlamda verdiğim ödevler var. İşte asitli içecekleri kesinlikle yasaklıyorum. Cipsleri kesinlikle yasaklıyorum ve bunu yasaklarken bunun neden yasakladığımı anlamaları için sürekli ödev veriyorum. Diyorum ki bunun zararlarını çıkartın. Bunun zararlarından zarar görmüş insanlarla ilgili profilleri bulun. Bir sonraki ders sunumu yapın. Sadece dans dersleriyle veya beden eğitimi dersleriyle kalmıyorum. Teorik olarak da bu çocuklara beslenmeleri konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Onların kendilerine olan özgüvenlerinin ne kadar arttığını zaten sahneye çıktıklarında, şova çıktıklarında, yarışmalara çıktıklarında o sahnedeki duruşlarıyla gördüğüm zaman tamam diyorum. Yani hani ben vermek istediklerimin hepsini şu an karşılığını alıyorum. Gerçekten çok özgüveni yüksek çocuklar olarak yetişiyorlar. Ve şu çok güzel, bir çocuğun gerçekten hayatında yapmak istediği sosyal bir etkinlik varsa
okuldan çıktıktan sonra orada burada oturup muhabbet etmek yerine gerçekten sportif anlamda ne varsa bunu yapabiliyor olması, basketbol oynaması, voleybol oynaması, futbol oynaması, ailelerin de bunu artık destekliyor olması veya dans ediyor olması ileride de üniversite hayatında da etkili olacak. Yani ben istemiyorum çocuklar okuldan çıktıktan sonra boş boş kafelerde otursunlar. Ya da Kesinlikle iPad'le, aktif, telefonla kesinlikle. uzun uzun Evet, gereksiz yere vakit vakit harcamasınlar. harcamasınlar. O Çok çok. yüzden yani çocukların hayatını bu şekilde etki ettiğimi birebir yaşıyorum, görüyorum ve çok keyif alıyorum bundan. Şahanesiniz hocam. Gerçekten bir kez daha enerjinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür Nice ederim. Çok güzel başarılar her sağ daim bu güzel projelerinizi, isminizi, imzanızı görebilmek dileğiyle. olun. Yolunuz İnşallah. açık olsun. Çok teşekkür Çok ediyorum çok hocam. teşekkür ederim. Çok Çok sağ mersi. olun. Değerli konuğumuz efendim beden eğitimi öğretmeni, aynı zamanda da DAS eğitmeni Ceyda Atıgan Postakova Özel yayınımızdaydı. Bir sonraki programda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.